Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzaktan eğitim açıklamasında ne diyor? Yani uzaktan eğitim bu saatten sonra artık bu zamandan sonra ne olursa olur mu? E, ne gibi bir durum var? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzaktan eğitime dair açıklamalarda bulundu. Dedi ki biz de bu sene güzel bir şekilde yönettik dedi ve artık ne olursa olsun uzaktan eğitime de geçmeme yönünde kararları var Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in. Peki uzak uzaktan eğitime geçilmeyecek mi? Yani artık isterse vakalar 1 milyon olsun bir gün içerisinde yine de uzaktan eğitime geçilmeyecek mi? Şunu açıklayalım ki eğer ki vakalar çok artarsa Burada önemli olan vakaların artması değil. Tabii ki vakaların artması e, hastaneye yatışlara etkiliyor. Ama diyelim ki vakalar arttı ve e, hastaneye yatışlar artmadı. O zaman okullar kapanmayacak. Ama vakalar artıp da eğer hastaneye artışlar da artarsa yoğun bakımlar çoğalır, üzen haber sayıları artarsa o zaman okulların da uzaktan eğitime geçmesi evet planlanacak, düşünülecek. Yani vakaların artması pek de uzaktan eğitime etkilemiyor ama vakaların artması e, hastaneye yatışlara etkiliyor. O yüzden artarsa hastaneye yatış yoğun bakımlar o zaman uzaktan eğitimde gündeme devreye girecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarında bununla değindi ve 12 Eylül'de okulların yüz yüze açılacağını da altını çizdi. Zaten şu anki duruma da bakarsak evet 12 Eylül'de okullar yüz yüze açılacak ama bu maske takmanın zorunlu hale gelmeyeceği veya ders sürelerinin veya işte ders sayılarının değişmeyeceği anlamına da gelmiyor onu da sizlere belirtelim. Videomuzu sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bizler sizlere haberdar edeceğiz. Görüşmek üzere.